fırçasını gösterecektim. Üstüme bir tane döktüm BB krem. Çok tatlı değil mi? Yani bence dünyanın en güzel fondöten fırçası. Makyajımı tamamladım. Giyineceğim bir kombin göz şekerim çıkmak için. Sonra artık çıkmam lazım. Termosuma kahve yaptım. Adından bir ilk defa kullanıyorum bu arada. Çünkü hiçbir yere gitmediğim için ya da kahve içmeye gittiğim için sadece termosum gözüme gelip duymuyorum. Kardeşim kırdı. Bir de yulaf yapmıştım şöyle. Ve yiyeceğim, çıkacağım. Nereye gideceğimi söyledim mi? Söylemedim. Dayımın bir konferans işi gibi bir şey var. Orada yardım etmemi istedi benden. Rica etti. O yüzden onun yanına gideceğim, ona yardım etmek için. Şimdi artık çıkmam lazım. Hazırlandım ama botlarım ıslak. Bugün hava yağmurlu göstermiyor. Giymesem ne olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Montumu falan giyeceğim. De çıkmam lazım. Geç kaldım çünkü. Şimdi eve geldim. Başıma bir sürü olay geldi. İşten çıktıktan sonra sürücü kursuna gittim zaten. Geç kaldım yani birazcık. Ama gittim, saat 8.30 gibi falan çıktım oradan. Sonra yine eve geldim, duşa falan gireceğim zaten, yatacağım. Şeye giderken, dayımın yanına işe giderken izban gelmedi. Yarım saat izbanı bekledik, geç geldi. İlki geldi, ilkine binemedim çok fazla insan olduğu için. Hiçbir vagonda boş yer yoktu. Sonra ikincisini bekledim. İkincisini de az kalsın binemiyordum ki zaten artık ikinci vagona, ikinci izbana binerken zaten vaktim geçmişti, yani geç kalmıştım. O yüzden yapacak bir şey yok dedim. Sonra çıktım. Sonra tam gideceğim konumu bilmiyordum. Salak olduğum için de bakmadım hiçbir konuma, hiçbir şeye. O yüzden oraya da geç kaldım yani. Sürekli geç kaldım. Sonra koşturmaya çalışırken elimde kahve termosum vardı biliyorsunuz. İçinde biraz vardı ve sanırım ağzını düzgün kapatamadım. O böyle gömleğime, işte montumun içeriye doğru akmış gitmiş. Allah'tan çok fazla değil yani, gözükmeyen bir kısmı gömleğimin. En sonunda vardım. İş çok yorucu değildi. Hatta çok şey yapmadık bile sayılır. Ama sabahtan beri ayakta olduğum için çok yoruldum ve çıkar çıkmaz direkt İnip kursa geldim. Kursa da zaten geç kalmış olduğum için direkt oturdum ve ders dinlemeye başladım. 3 saat falan da o sürdü. Öyle çok yoruldum. Kargom gelmiş, onu açtım. Kalyon almıştım. Tırnaklarım çok kırılıyor çünkü. Yani protez tırnaktan sonra zaten söylemiştim. Birazcık kendi haline bırakmak istiyorum. Bilmiyorum, çok bir şey yapmam bu saatten sonra. Biraz dinlenmek istiyorum çünkü dolu dolu geçirdim bugünü. Yarın saat 11'de sabah saç randevum var teyzemde. Kuaförde. Saçımı boyatacağım. Hala ne renk olacağını karar veremedim. Yine son dakika değiştirmek istemiyorum. O yüzden göreceğiz birlikte. Günaydın. Bugün ayın 15'i olması lazım. Evet. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Tost yaptım kendime. Bir de ayran içeceğim. Sonra artık saçımı boyatmaya gideceğim. Koyu renk yapmak istiyorum artık sarıdan. Bıkmadım. Çok seviyorum. Ama saçımı o kadar yıprattı ki artık sarı kullanmak istemiyorum. Bir de uzun süredir saçımı koyu renk görmediğim için merak ediyorum kendime birazcık bu aralar. Pinterest'te sürekli koyu renkler kaydediyorum falan. O yüzden bakacağım. Bugün makyajımı çok beğendim. Ama hava kapalı. Çok modum düşük o yüzden. Neyse, bir 15 dakika çıkmam lazım. Size şey göstereyim bir saniye. Burayı yeni reyaz köşem yapacağım. Bu duvar arasını almıştım bir süredir burada. Bayağı bir süredir ama takmamıştım. İşte dün onu taktım. Burada aynam var, buraya koydum. Bunlar değişebilir. Burada da satacağım ayakkabılar var. Neyse, şu çiçeğimi buraya getirdim. Bu benimdi zaten, mum çiçeği. Buraya getirdim ama bunu da değiştirebilirim. Şunu başka bir yere koyacağım. Buraya böyle askılık gibi bir şey gelecek. İşte reels videolarımı, komi videolarımı falan burada çekmeyi düşünüyorum. Hello, açtım kuaförden şimdi. Saçlarımı boyattım. Yani platin ve düz sarıdan sonra bu sefa böyle farklı bir şey yaptırdım. Hep saçımın önlerini böyle zaten bu kadar sarı olsun istiyordum ama hiçbir zaman bu kadar sarı yapmamıştım. O yüzden biraz farklılık oldu. Dem falan çok uğraştırdım çünkü gerçekten herhangi bir boyası yapmak çok sinir bozucu. O yüzden uzun bir süre böyle kullanmak istiyorum. Ne kadar olur bilmiyorum. Böyle söylediğimde genelde
Aysun'u boyatmış oluyorum. O yüzden bakalım göreceğiz. Şimdi eve gidiyorum. Biraz spor yapacağım. Evet, sporumu yaptım. Canım çıktı. Ellerim titriyor hala. Çok yoruldum. Ben çok yorulduğum yüzünden belli oluyor mu bilmiyorum. Şimdi brokoli yaptım. Yani yapmadım vardı zaten. Ben ekşi limon falan döktüm. Bunu yiyeceğim spor sonrası. Bir de bu geçen günden kalan, umarım bozulmamıştır, bu smoothie vardı. Yarım passion red, işte doğal, %100 doğal sözde bir şeyi. Tadı çok kötü de değil, çok güzel de değil. Ama bitireyim yani, bayağıdır burada ve hala bitiremediğim Elite'i izliyorum. Bitiremeyeceğim galiba bu gidişle de. Şöyle annem tavuk ve patatesli bir şey yapmış, onu yiyeceğim. Dökmüşüm her yere. Ve böyle salata benzeri bir şey yaptım, umarım güzel olmuştur, bilmiyorum tadını. Evde olan bütün malzemeleri kullandım salata için. Bunu yiyeceğim, hemen çıkmam lazım. Kursa geç kalacağım. Çocuk kursuna gideceğim. Şimdi kursa gidiyorum. Size komik olan bir şey anlatacağım. Dün dayımla işe gittim. Ve konferansta büyük, işte milletvekillerinin bazı başkanların olduğu bir konferansta. Yani büyük, önemli bir etkinlik de elektrikler kesildi. Yani 10-15 dakika neredeyse yoktu. Şimdi bugün de kuaföre gittim. Kuaförde de elektrikler kesildi. Yine en az 20 dakika falan. Yani bilmiyorum, bende mi sorun var? Bakacağım, bugün de bir yere gideceğim. Ya da sürücü kursunu falan elektrikleri kesilirse mi? Kesilir mi diye bakacağım. Çünkü çok komik geldi bana yani, 2 gün üst üste. Çok garip bence. Evet, eve geldim. Bugün şu an en içi. 16 Aralık Cuma. Hiçbir şey yapmadım, o yüzden çekmek iyi değil, duymadım açıkçası. Sürücü kursuna falan işte daha yeni geldim. Kaç kutu gelmiş, birlikte açalım onları. Şimdi ilk kargo. Patlatları çok seviyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Çok sevinçliyim bunu aldığım için. Tam clean girl olma çabasında olduğum için ve cidden işe yaradığını çok görüyorum. Çok minik geldi şu an ilk açılışta gözüme. Ve herkese hediye gönderiyorlardı. Ama bu asit olmayabilir, tamam şu an şey oldu. Soğuk olması gerektiğini biliyorum. Tek bildiğim şey bu zaten. Soğuk yani. Bu guaşa taş işte. Face roller yani. Böyle maskelerin üstünden falan. Zaten bilmeyen yoktu. Bu da çok güzel. Kalp şeklinde şöyle. Bakalım düzenli kullanımda işe yarayacak mı? Göreceğiz. Hayır, içinde hediye falan yok. Ama bu aynı site olmayabilir aldım. Yani aynı yer olmayabilir. Trendyol. Ve en ucuz yerden aldım yani. 100 küsur. 117 lira falan da. Açtım. Çok, bu mix-up sülfür. Tırnaklarımı bu aralar sürekli kırıldıkları için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve dün de bir tırnağımı kaybettim bu arada. Bu ikili setini aldım. Bunun da fiyatları... Gratis'ten falan daha ucuza geliyordu ve kargo bedavaydı, böyle ikili alınca çok uyguna geliyordu. Yine Trendyol dediğim gibi, bunları aldım. Bakalım düzenli kullanımda işe yararsa ileriki videolarda gösteririm. Şimdi odamı falan toplarım. Biraz spor yapmak istiyorum eğer iyi olursam. Dün çok fazla spor yaptım. O yüzden et kesiyor olmuşum. Çok kötü, her yerim çok acıyor. Yani eğer kendi enerji bulursam spor yapacağım. Odamı toplayacağım ve duşa falan gireceğim. Tulaşımı çok beğendim bu arada. Siz nasıl buldunuz? Yani ben istediğim tam bu değildi. Her zaman böyle oluyor. Ama en sonunda hep mutlu çıkıyorum kuaförden. O yüzden mutluyum şu anda da. Thank you.
Akşam deneyeceğim. Çok soğuk değiller. Ben daha soğuk olmalarını bekliyordum. Ama deneyeceğiz. Bunu ben şeye koyuyorum. Amerika'dan almıştım. Buzdolabına koyuyorum. Metal. İşte sabahları, akşamları falan çok bir işe yaramıyor ama böyle hafifçe göz altlarımı sürüyorum mesela. Normalde elimle dağıtıyorum ama bu sefer tabii ki bununla dağıtacağız. Şu küçük tarafıyla. Şu an görmüyorum hiçbir şey bu arada. Ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. O yüzden yani soğuk bir his. Yüzümü nemlendirip, ama yüzümü çok nemlendirmiyorum geceleri. Sadece sabahları nemlendiriyorum. Sadece serum sıkıyorum normalde geceleri yatmadan önce. O yüzden şimdi de sırf bunu denemek için bunu yapacağım ama önce dağıtmam mı lazım bilmiyorum. İlk izlenim olarak o soğukluk hissi çok güzel. Yanlış kullanıyor olma ihtimalim çok yüksek. Bilmiyorum nasıl yapıldığını. Normalde serumları böyle dağıtıyorlar diye biliyorum benim gördüğüm çoğu videoda. Araştıracağım daha nasıl yapılması gerektiğini. Böyle buzlu su yapıp yüzme falan sonrasında kullanabilirim belki. O yüzden denedikçe sizlerle de yorumlarımı paylaşırım. Bununla da böyle. Bununla da böyle kullanıyorum. Kullanacağım yani. Düzenli kullanımda etkisinin çok büyük olduğunu gördüm. Bir de serumumu dağıtacağım. Bu arada bunu kullanıyorum da Ordinary'nin salisilik asidi. Cildime uzun süre sonra iyi gelen tek serum. Sadece geceleri kullanıyorum şimdilik. Bu kadar. Bu birkaç günlük vlogum bu kadardı. Vlogların devam gelsin mi? Ben istiyorum aslında daha çok çekmek ama çok bir şey de yapmıyorum. Bu arada izimlikini dağıtmadan da konuya girmem. Çok bir şey yapmadığım için bazen böyle sıkıcı gelecekmiş gibi geliyor bana sizin için. O yüzden hani bunların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Ne tür içerikler çekmemi istediğinizi de yazabilirsiniz. Ben daha çok böyle kardeşimle bazı videolar çekmek istiyorum. Böyle eğleneceğimiz birlikte. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Şu an kendimi görmediğim için çok komik duruyor olabilirim. Umarım videolarımda eğleniyorsunuzdur. Umarım sizi rahatlatıyordur ya da mutlu ediyordur. Ben devamının gelmesini istiyorum. O yüzden bunlar için bir emek sarf ediyorum hepsi için. Hiç yapmadığım kadar. O yüzden umarım siz de seviyorsunuzdur. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı da sakın unutmayın.